Öncelikle ben de herkese hoş geldiniz diyorum. Çok yani tahmin edersiniz aslında buradaki biz çok duygulanmış vaziyetteyiz. Bazen kelimeler toparlanamıyor böyle zamanlarda. Her ne kadar ders vermek falan gibi şeylere alışkın olsak da böyle bir tür bir şey başlangıç, bir şey başlıyor. Bu başlama hali çok heyecan verici, çok güzel bir duygu. Öncelikle geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum ben de kendi adıma. Bir yandan Ali Rıza Çelik'e bir kere daha teşekkür ediyorum. Çünkü böyle bir şeyin başlangıcında ve buraya gelmesinde kendisinin hakkı ödenemez diye düşünüyorum. Ve bizim buraya gelmemizin belki vesilesi olan kişi olarak ona özel olarak tekrar teşekkür ediyorum. Çok sağ ol. Şimdi bu araştırmayı anlatmaya başlamadan önce bir iki bir şey söyleyeyim. Yani Bayatav Vakfı Ali Rıza Çelik'in niyetiyle sonra bizim katılmamızla bir sürü derdin aslında ortaklaşmasıyla, paylaşılmasıyla, bir arada yürümeyle birlikte gelişen bir vakıf. Eğitim konusunda ne yapılabilir? Bir arada yaşamak konusunda ne yapılabilir? Çünkü hep beraber biliyoruz yani bu memlekette size çok fazla sorun var. Sosyal adaletsizlik, eşitsizlik, bir arada yaşayamama, kutuplaşma gibi takım problemler var. Peki bu sadece bu kadar mı? Ne yapabiliriz üstüne? O zaman şöyle bir şey dedik. Yani bu kutuplaşmaların ötesinde acaba başka bir şey var mı bu toplumda? Ne var? Diyerek aslında bu araştırmayı biraz böyle tasarladık. Yani evet doğru kutuplaşma var. Peki bu kutuplaşma tek ve esas ve asıl olan şey mi? Bunun arkası, altı, üstü bir yerlerde başka bir şey yok mu diyerek bunu hayal ettik. Bu araştırma biraz böyle hayal edildi. Ve işte KONDA ve SAM'ın destekleriyle, saha organizasyonuyla yaptık. Kabaca işte bir iki teknik bilgiyi vereyim. Geçen Haziran-Temmuz aylarında başladı bu araştırma. Nicel yöntemlerle, yani kantitatif dediğimiz anket usulüyle KONDA'nın yaptığı kısım işte 67 il, 286 ilçe vesaire 2132 tane görüşme yapıldı. Anket 2132 iyi bir rakam mı Türkiye'yi temsil etmek açısından. Öbür tarafta SAM tarafından nitel araştırma yürütüldü. Orada da işte 62 tane derinlemesine görüşme, 12 ilde 12 odak grup diye tabir edilen araştırmalar yaptık. Ve bir takım sonuçlar çıkardık. Bu sonuçları ben size bir kısmını aktarabileceğim ancak bu kısa süre içinde. Ama şunu en azından bilmenizi isterim. Burada inanılmaz bir veri paketi var. İnanılmaz bir data var. Bunun içine daldıkça daha dünya kadar bilgi çıkabilir. Tabii ki bu bilgiyi bizim buraya rapor olarak ya da işte sunduğumuz haliyle çıkan şey her şey değil. Yani daha başka bir sürü şeyler çıkabilir. Tabii ki bu mutlak olarak en objektif yorumları içeriyor diye de bir şey yok. Bu sonuçta bizim ekibimizin oluşturduğu bir yorum. Tabii ki içinde bizim kendi değerlerimiz, şimdiye kadar oluşmuş olan birikimlerimiz eşliğinde oluşmuş bilgi. Dolayısıyla bunu lütfen şey diye izleyin. Yani bu tek bilgi değil. Ama en azından işte bilginin bir parçası gibi düşünün. Şöyle şimdi bir defa birinci galiba kalemimiz şu. Bu toplum bütün bu kutuplaşma görüntülerin altında ya da bu görüntülerin göstermediği belki inanılmaz bir çoğul bir toplum burası. Yani insanlar tek bir şey değil. Hani biz bahsediyoruz ya Kürt, Türk, Alevi, Sünni, işte laik, dindar vesaire falan. Yani laik insan aynı zamanda Kürt veya aynı zamanda biraz dindar, biraz işte kadın, biraz işçi, biraz bir sürü şey olabilir. Yani ve keza işte başka bir takım başlıklarda düşünebiliriz. Ve bütün bu insanların karşılaşmaları asla ve asla tek bir şey yaratmıyor. Her insanın içinde dünya kadar çeşitlilik var. Bu çeşitliliği en azından bir veri olduğunu gördük. Yani bunun üzerine düşünelim bir defa diyen bir araştırma oldu. Dolayısıyla bu, biraz bunu bugünlerde çok sık tekrar ediyorum. Yani daha önce duymuş olanlar varsa kusura bakmasın. Biraz bir şey tekrar etmek gibi olacağı için ama Bülent Şık benim çok sevdiğim bir insandır. Bu ekosistem, doğa, işte toksik kirlenmeler falan üzerinde çok çalışan bir adam. Onunla biraz konuşurken çok hissettiğim bir şey bu. Bülent Şık doğayı anlatırken aslında onun içindeki çeşitliliği ve karmaşıklığı anlatıyor. Yani o toprağın, gıdanın için arkasında inanılmaz bir çeşitlilik var. Biz ama suni gübreler, işte kimyasal maddeler onları fakirleştiriyoruz. Yani elmanın en doğal yöntemlerle yaptığımız zaman bir içindeki çinko bünyesi yok oluyor. Niye? Çünkü bütün o çevrenin etkisiyle. Elmayı sadece tek bir elmaya indiremezsiniz aslında. Elma çok çeşitli bir şey, çok zengin bir şey. Aslında insan da böyle bir şey. İnsanı sadece işte bilmem ne cumhuriyeti vatandaşı, sadece etnik kimlik, sadece şu dinsel kimlik yaptığınız zaman onu yok ediyorsunuz aslında. O fakirleşiyor. Artık oradan zengin bir içerik çıkamıyor. İnsan ve doğanın bu anlamda çok iççiliğinden bahsedebiliriz diyorum Bülent Şık'a referansla. Ve bu araştırmanın biraz tam da bu çeşitliliği gösterdiğini, o karmaşıklığı taşıdığını,
çoğul kesişimler, bir sürü aynı anda bir sürü başka insanla o kadar çok şey paylaştığımız söz konusu ki bunları gerçekten abartmak önemini çok altını çizmek lazım diye düşünüyorum. Ve bu bizim işte araştırmamıza çıkıyor bunlar. Hem nitel görüşmelerde hem anketin sonuçlarında işte gördüğünüz gibi bir takım rakamlarda. Ya insanlar bunu kabul ediyor. Söylediğiniz zaman evet ya aslında böyle. Ya ben aslında Türk'üm, Kürt'üm, laikim, şuyum, buyum diyor insanlarım. Aynı zamanda farklılıklarla oluşan bir insanız diyor. Yani ve bu da iyi bir şey. Bunları konuşmamız lazım. Ne kadar konuşabilirsek o kadar faydalı olacak toplumumuz için. Yani işte rakamları da mutlak yine kabul etmeyelim bunları lütfen ama bize bir fikir veren rakamlar olarak düşünün. Şimdi aması olan şey de şu. Bütün bu çeşitlilik, bütün bu zenginlik hali ne yazık ki bir yandan da korku ve güvensizlik yaratan bir süreç. Beraberinde böyle bir şey var. Nereden kaynaklanıyor bu? Biraz buraları çok uzatmadan geçeceğim. Ama işte korkuyla insanlar cemaatleşiyorlar. Yani kendileri güvene almak istiyorlar. Kendileri insanlar içine kapanıyorlar ve başka kendi içindeki çoğulluğa bile kapanıyor. Kendisi çok boyutlu olmasına rağmen kendi içindeki bir özelliği bile neredeyse dışlamaya başlayabiliyor. Korku çünkü işte isterseniz bir risk toplumu deyin, isterseniz dünyanın küresel sorunları deyin, isterseniz Ukrayna savaşı deyin, isterseniz bölgesel Suriye krizleri falan ne dersiniz deyin. Bütün bunlar veya işte devletin, hükümetin, şu partinin, bu partinin yaratmış olduğu bir takım gerilimler diye düşünün. Dolayısıyla ne yapıyorsunuz? Bütün bu çoğulluk haline rağmen içinize kapanıyorsunuz. İçinize kapandıkça, cemaatleşme sürdükçe de işte bir yere ait olma, aman abi şu şapkanın altına gireyim, bu kimliğin altına gireyim diyerek bir yere ait olmak gibi bir söylem çıkıyor. Dolayısıyla biz o zaman şeyden başlıyoruz. İşte şu kimlik, bu kimlik. E tabii kimliklerimiz var yani. Biz kimliksiz olamayız ki. Başkalarını anlamak için zaten kimliklerle konuşuyoruz değil mi? Kadın, erkek dediği zaman kimlik. Ama bunlar mutlaklaştığı zaman sorun çıkmaya başlıyor. Çünkü başka bir şey yokmuş gibi düşünmeye başlıyoruz. Dolayısıyla işte bütün bunlarla birlikte bu hal, korkular ve güvensizlikler bizim anketimize şöyle sonuçlar çıkarıyor. Her şeye rağmen insanlık giderek daha iyiye gidiyor diyenler çok az aslında. Bir korku hali var. %66 insanlar diyorlar ki ay vaziyet iyi değil, kötüye gidiyor. Yani hele şu işte savaş falan hallerini düşündüğü zaman. İnsanların büyük kısmının iyi ve güvenilir olduğunu düşünüyorum diyenler %23. Hayır yanlış mı diyen %54. Kötü yani rakamlar değil mi? Yani biz aslında bu çoğulluk, az önceki şeyi düşündüm, bu çoğulluğun içinde aslında bir arada yaşamak çok da mümkün değil diyen bir hal var. Ve tabii bu sırf dışarıdan, gökyüzünden gelen, işte eskiden falan gelen bir takım korkular falan değil. Bizzat içinde yaşadığımız toplumda bir takım ayrımcılıklardan bahsedebiliriz. İşte yani daha güçsüz, dezavantajlı kesimler, işte etnik veya mezhepsel olarak işte daha azınlık falan olan kesimler bir takım daha fazla sorun yaşıyor. Yani böyle bir korkuları üreten, zaten fiilen de üreten bir takım sorunlar yaşıyoruz. Sosyal adalet sorunu var. Bir takım insanlar günah keçisi haline geliyor. Tam da bu cemaatleşmeye bağlı olarak. Benim bu korkumu yansıtabileceğim, devredebileceğim bir takım günah keçileri icat ediyorum. Onlar kimler? İşte Suriyeliler olabilir, Kürtler olabilir, işte başörtüler olabilir, Aleviler olabilir, kimse. Yani birileri o zaman için daha zayıf olan insanlar bizim cemaatimizin öfkesini yansıtabildiğimiz bir takım insanlar oluyor. Ve tabii çıkan sonuçlardan biri hayatınızda herhangi bir dönemde ulusal, etnik, dini veya cinsiyet kimliğinin sebebiyle ayrımcılığa veya baskıya uğradığını hissettiniz mi? Hayır diyenler %60 fena değil gibi ama %40'da ayrımcılığa uğrayan insan var. Bunu öyle düşünün. Yani rakamın bir tanesinin daha çok olması tek başına önemli değil. Öteki az olan rakam nedir? %40 bu memlekette 80 milyon insanın kabaca işte seçmen nüfusu diyelim. Bunun için %40'lık ayrımcılığa insan var. Çok ağır bir rakam bu. Yani çoğunluğun daha çok ayrımcılığa uğramadık diye olması çok önemli değil. Uğradık diyenlerin o oran çok önemli bir oran. Şimdi gene biraz böyle hissediyorsanız çok teşekkür. Yani biraz böyle ileri geri gidiyorum. Şimdi bu olumsuz duruma rağmen tekrar geri dönüyorum. Aslında yaşadığımız gündelik hayat tam da bütün bunları aşma için dünya kadar potansiyel üreten bir şey aslında. İnsanlar diyorlar ki yani komşusuna bakıyor, sağına soluna bakıyor. Farklı gruplarda insanların neler hissettiklerini anlamaya çalışırım diyor. Mesela bu iyi niyet belirtisi. Gerçekten yapıyor mu ayrı mesele ama esasında içeride bir yerde diyor ki bütün bu dertlere rağmen acaba ötekiler ne yaşıyorları hissetmeye çalışabilirim diyor. Benden farklı olan ötekilerden birisi iş ortaklığı yapabilirim diyor. Yapmam diyenler var tabii. Ama yapabilirim diyen bir şey var. Bu bir iradeyi gösteriyor. Dolayısıyla aynı anda gündelik hayatın içinde bir potansiyele dair bir takım işaretler görebiliriz. Burada bir altın çizdiğim işte iki tane kelime var. Şu güven ve tanışma meselesi. Eğer karşılaşıldığı zaman da başka bir potansiyel çıkmaya başlıyor zaten. Görüyorsun ya bunun da sosyal adalet sorunu var, benim de sosyal adalet sorunum var. Yani o sosyal adalet sorunu ortak paydada, o sınıfsal meselede,
ne bileyim özgürlük meselesinde, işte eşitlik meselesinde yan yana geliyor insanlar. Dindar kadın veya laik kadın, ikisi de kadın olarak erkek şiddetten muzdarip. Aa sen de dayak yiyorsun, ben de dayak yiyorum. İki farklı cemaate ait olmasına rağmen insanlar. O zaman şu çıkıyor ortaya. Yani tanıştığım zaman o zaman ben buna güvenebilirim diyorsunuz. Bu işte araştırmanın biraz daha ilerleyen bölümlerinde bahsedeceğim. Sonuçta şöyle bir şey, yani biz evet farklıyız tabii ama bir yandan aynıyız. Ya da tam şöyle bir şey belki diyerek bunu biraz bağlayayım. Ben başka insanlardan farklılığımla ayrımcılığa uğramak istemiyorum. Ben aslında seninle aynıyım. Ama beni aynı pakete koyduğun zaman da ben ya senden de farklı bir tarafım var ya, bırak da ona saygı göster ben. Yani benim farklılığıma da saygı gösterilmesi istiyorum ama başkaları eşit olduğumun da görülmesini istiyorum diyen bir tavır olarak düşünün bunu. Hem aynı hem farklı olmak. Bunlar bir kafamızda bizim çok alışık olmaz. Böyle kutuplaşma dillerinde çok kolay edemiyoruz bu lafları. Ama öyle hem aynıyız hem farklıyız bir sürü insandan. Dolayısıyla işte bu iki vurgunun aynı anda yapılması çok önemli. En önemli sonuçlardan bir tanesi buradan çıkıyor aslında. Bu halde yani ben aynı ve farklıyken başkalarıyla çok önemli sonuçlardan bir tanesi şu. Kutuplaşmanın sebeplerinden biri de başkalarına karşı duyduğumuz güvensizliklerin tahrik edilmesidir. Yani bu sadece basit bir kutuplaşma değil diyor insanlar. Kutuplaştırılıyoruz diyor. Yani birileri bu işle oynuyor. Oynayıcı zaten güvensiz olan bir halde. Birileri size düşman bu. Düşman bu diye bir kampanya yapılıyorsa reklam mantığı gibi düşünün. Reklamlarda sürekli aynı şey verilmez mi? 10 kere, 100 kere tekrar edersiniz. Bir nasıl gerçekliğe dönüşmeye başlıyor. Bu da öyle bir şey. Düşmanlar dediğiniz zaman o zaman bir nasıl çok beraber yaşayabileceğiniz insanla aranızda bayağı ciddi bir farklılık olacağını görüyorsunuz. Buradan devam ederek de şöyle bir sonuca bağlayabiliriz. Bu aslında kimlik, işte kutuplar, kimlikler falan dediğimiz şeyin aslında neredeyse bir inanç gibi işlediğine dair bayağı bir veri var bu araştırmada. Yani insanlar kimliklerini inanç gibi, din gibi aslında bir tür böyle ritüellerle inanma hali var aslında. Yani aslında pekala işte ortak bir takım paydalar, yan yana gelinebilen durumlar olduğuna rağmen inanç dediğin şey, kimlik inancı dediğin şey sınırlarda oluşuyor. Mesela en işte laik, dindar meselesinden düşünelim. İçki içmek mesela neredeyse bir kimlik inşası. Ya içki içmenin dışında hiç mi ortak yönümüz yok ya? İçki içmeyi bir kenara bırakın, hiç mi ortak yön yok? Olmaz mı? Tonla var. Ama içki içiyorsan bir şey oluyorsun, içki içmiyorsan başka bir şey oluyorsun. Namaza gidiyorsan bir şey oluyorsun, gitmiyorsan başka bir şey oluyorsun gibi. Sınırlarda kimlik inşa oluyor aslında. Sınırlarla inşa dinimizi, neyse o inanç anlamı değil, dinimizi inşa ediyoruz. Bütün bunların da çok önemli radikal sonuçlar. Bu şurada hemen bir iki tane rakamı da vereyim. Toplumumuzda var olan sorunlara sebep olan gruplara karşı tahammülüm yok diyor tam da bu tür kutuplaşmanın sonunda. Tahammül edemiyorum başkalarına diyor. Ama aynı şey başkaları da bizi suçladığını ve onların da bize tahammül olmadığını da biliyor. Başkaları da bana tahammül edemiyor. Kutsal davalar insan hayatına daha kıymetlidir dendiği anda da birileri işte görüyorsunuz bölünüyorlar. Evet kutsal dava benim kimliğim %42 bunu vazgeçemem bu çok kutsal. Aynı zamanda beraberinde yanlış da diyen insanlar var. O zaman galiba o kriz haline çok iyi tekabül ediyor bu. Yani hem bağlanıyorum ama bu iyi mi kötü mü? Toplum sanki tam buralarda bir kutsallaştırma konusunda bir sorguluyor. Kimliğini sorguluyor. Bunu bir inanç olarak bu kadar kutsallaşmaması gerektiğini düşünüyor. Sonuç olarak işte beraberinde belki şu örnekleri vererek şey diyeyim. Toplumumuzda ve dünyada insanlar kendi kültürel grupların içine kapanıyorlar, birbirinden kopuyorlar cümlesine katılan %77. Bu şu demek, abi kötü vaziyet yani bunu gözlemliyoruz. Kopmasalar keşke bu kadar. Biz bize de yeteriz, diğer ülkeler ve toplumlarla ilişkimizi kesmeliyiz diyen de yanlış ya, böyle bir şey de olamaz. Kapanmayalım yani. Hem kapanıyorum ama bu kapanmanın ne kadar kötü olduğunu da farkında aslında. Bilmiyorum anlatabiliyor muyum böyle bir özetin için ama şunu söylemeye çalışıyorum aslında. Bütün bu araştırmanın en zengin verilerinden bir kısmı bu. Hiçbir şey o kadar basit değil. İnanılmaz bir karmaşıklık var arka pakette. Yani hem kapanıyorum, ya bir dakika yanlış yapıyorum deme hali aynı anda yürüyor aslında. Çaresizlikle aslında kimliklerime kapanıyorum, başkalarına düşman oluyorum ve bunu da görüyorum. Keşke olmasak diyen bir çizgi aslında bu. Bunlar nispeten belki işte altı çizilmesi gereken meseleler. Bir gözlem, devletin tüm bireylere, gruplara, kimliklere eşit mesafe durması gerekiyor. %94. Bakın daha önceki rakamlara göre düşün, %60'lar, %50'ler falan bir takım rakamlar var ya. %94 gibi neredeyse herkes, ya bu devlet eşit davransın herkese diyor.
Bu inanılmaz bir veri. Tabii şöyle, bu araştırma için en çok yöneltilebilecek eleştirilerden biri, ya kardeşim siz normatif sorular sormuşsunuz. Güzel sorular sormuşsunuz, tabii insanlar katılır. Değil. Gayet güzel zannettiğimiz sorulara olumsuz cevaplar gelebildi. Bu sorular insanın içini yakan sorular aslında. Ya da bu duygu hali gerçekten insanların sonuna kadar sahip çıktıkları, sonuna kadar altını çizdikleri, mesela %94 eşit mesafede dur ey devlet diyor. Kimse o yönetenler dediğimizi. Toplumda huzur içinde bir arada yaşayabilmemiz için aşağıdaki hangi konularda adaletin sağlanması önemlidir? %82 gelir dağılımı adaletsizliği. Yani sosyal adalet denen bir şey. Yani Türk'ü, Kürt'ü, dindarı, laiki vesaire hepsinin benzer dertleri var. Büyük çoğunlukla. Kadın erkek gibi cinsiyet eşitsizliğinin giderilmesi, etnik eşitsizliğin giderilmesi görüyorsunuz. Yani bütün arka arkaya gelen sorunlara baktığınız zaman o sosyal adalet meselesinin aslında ne kadar yakıcı bir sorun olduğunu görüyorsunuz. Tabii ki oradan da şöyle bir şey çıkıyor. Ya bu meseleler tamam, biz güzel konuşalım, keşke konuşsak falan da kim konuşacak, nasıl konuşacak? Konuştuğunuz zaman başınıza bir şey gelecek mi, gelmeyecek mi? O zaman meselenin sadece ben birlikte yaşayalım, güzel de işte kardeşlik yapalım meselesinden ötürü bir siyasi bir mesele olduğu çıkıyor. Nasıl sağlanacak bu? O zaman konuşma korkusunu yenebilecek, yenmemizi sağlayacak bir demokratik temayüllerin, demokratik pratiklerin aslında oluşmasının ne kadar önemli olduğu da ortaya çıkıyor. Şimdi bütün bu meselenin daha böyle çözüme dönük, bu araştırma çözüm bulmak zorunda değil belki, böyle bir şey yok. Ama çözüme dair bir takım fikirler uyanabilir kafamızda. O da şu, gene bu araştırma pratiklerine, araştırmaya yansıyan bir takım işte sonuçlardan şöyle bir şey çıkıyor. Ya bir takım insanlar yan yana geldikleri zaman aşıyorlar aslında kutuplaşma denen meseleyi. Kimler bunlar? Özellikle kadınlar. Kadınlar gerçekten aşıyorlar meseleyi. Mutlak olarak değil ama daha fazla bir potansiyel var gençler. Herkes işte burada akademik camiada bulunan insanlar 3 aşağı 5 yukarı biliyorlardır. Yani işte bir sürü insan yayına geliyorlar gençler. Çok da fazla dertleri değil. O soğuk savaştan kalma bir takım kimliklerle konuşmak diye bir şey yok. Çok daha başka içe geçen bir takım bir arada yaşama potansiyelleri var. Ve bence bu o araştırma özellikle altını çizdiğimiz bir mesele var ve ortaya çıkarmaya çalıştığımız ne bu bir mesele var. Ne kadar önemli? Doğa meselesi. Ve bunu bu araştırma yaparken aslında bir yandan bu sosyal medyada, işte internet sitelerinde falan bir takım taramalarda karşımıza çıktı. Yani siz de bakarsanız görürsünüz. Bütün bu doğa, hani bir yerde zeytinlik gitti, bir tarafta sular gitti, bir tarafta işte bilmem kimyasallar oldu, altın aradılar, siyanür döktüler falan bir sürü şeyler var ya. Altındaki bütün o yorumlara baktığınız zaman, yani sağcı, solcu, dindar, laik falan diye ayırıma bakmadan, inanılmaz bir ortak potansiyel var aslında. Ya yani bu şu, kokladığımız hava, soluduğumuz hava, İşte içtiğimiz su o kadar ortak bir mesele ki. Hani ya ortak paydalarımızı bulalım. Valla ne ortak payda var? İşte vardır ya misafirperverlik, işte yardım vardım falan. Ay doğa. Şu kokladığımız hava çok ortak bir payda. Bu araştırmanın gerçekten en çok ortaya çıkardığı meselelerden biri de bu. Bakın rakamlara. Toplumda ekonomik olarak güçlü ama küçük bir grup daha çok kazanacak diye çoğunluk zarar görüyor. 89 bunu da inanılmaz kabul ediyor insanlar ve siyasi kavgaları bir kenara bırakıp solduğumuz hava, içtiğimiz su ortak meselemiz olmadı. %91. Baraj veya yol yapmak için gerekiyorsa ormanların bir kısmı feda edilebilir. Burada biraz zorlanmaya başlıyor insanlar. İyi de kardeşim fabrika lazım, iş lazım. İşte birazdan bir yerden bir ulaşım olması lazım. Derken bir şey, yani %30'la arada bir fikrim yoklar var. Onları koymadık buraya. Ama işte bir kesim var ama hala %71'li bir kesim var. Vazgeçmiyor doğadan. Sen istediğin kadar bana kalkınma anlat. Yok işte büyük projede, mega projede, şunu bunu de ama daha solumak istediğim bir hava var diyen çok önemli bir potansiyel olduğunu düşünüyorum. Şimdi bu sondan bir önceki slaytım, bu tabloyu biraz okumam lazım. Şimdi iki tane soru sordu. Bu Bekir Ağırdır Konda'nın yıllardır sorduğu sorulardan bir bugüne taşıdık. Konda soruyor. Türkiye'de Kürt çocukları Kürtçe eğitim almaması insan hakları ihlalidir. Katılıyor musun, katılmıyor musun? Almanya'daki Türk çocuklar Türkçe eğitim alsınlar mı kabaca? %50'lere yakın bir oran var. Şimdi bu rakamları değil. Bu tablonun arkasındaki rakamları söylüyorum. %50 evet. Almanya'daki Türk çocukları Türkçe eğitim alsınlar. Tamam, ana dilleri çünkü. Türkiye'de Kürt çocuklar da işte Kürtçe eğitim alsınlar. Pardon, Almanya'dakiler %70, Türkiye'dekiler %50. Türkiye'deki Kürt çocuklar eğitim alsınlar %50. Almanya'daki Türk çocuklar eğitim alsınlar Türkçe %70. Buradaki önemli olan hangisi aynı zamanda ötekisini de kabul ediyor? Bu tablo işte biraz onun sonucu. Yani
Yani aşağıda sağda gördüğünüz %47 hem Almanya'daki Türk çocukları Türkçe eğitim alsınlar hem de Kürt çocuklar Kürtçe eğitim alsınlar. %12'de şuradaki köşe yok. Ne orada ne burada öyle bir şey olmaz. Ulus devletin kendi mantığı vardır. Öyle ana dil vardır bir tane, bir tek bir dil vardır. Onun dışında başka dil öğretilmez diyenler var. Çok tutarlı. Şu iki grup çok tutarlı. Birisi ulus devletin, modern ulus devletin, modernist bir takım yapıların mantığını yansıtan bir %12. Ötekisi demokrat. Yani bu zamanlarda artık herkes kendi ana dilini öğrensin. Almanya'dakiler de, Türkler de öğrensin, Türkiye'de Kürtler de öğrensin diyen bir şey. Diğer kesimler var. Almanya'daki Türk çocukları Türkçe öğrensinler ama Türkiye'de Kürt çocukları Kürtçe öğrenmesinler diyenler %16. Şimdi bu rakamlar asla lütfen sakın şöyle anlamayın. Mutlak o rakamlar böyleymiş falan. Ama bunu biraz referans gibi düşünün. Bir tür bir işaret gibi düşünün. Bu şu demek. Türkiye'de başkalarıyla birlikte bir arada yaşama kapasitesine oldukça yakın ya da oldukça referans olarak gösterebilecek iki tane rakam bu. Biraz köşeli olacak söyleyeceğim laflar, kusura bakmayın. Türkiye'de bir arada yaşamak isteyen %47'lik bir kesim var. Bir arada yaşamakta çok zorlanan, çok korkan %16'lık bir kesim var. Bu iyi bir şey. Arada bir de %10'luk kesim var. Vallahi bilmiyorum falan diyen. İşte bir de ya da Kürtçe öğretilsin ama Türkçe öğretilmesin diyen öbür tarafa kırmızılara denk gelen bir şey var ama. Bir de kararsızlar falan var ortada %10 ama. Esas olarak şey daha hakim. Yani birlikte, başkalarıyla birlikte yaşamak sanki daha iyi ve daha güzel. Evet yani hakkı, onun da hakkı diyen bir kesim çok güçlü bir kesim. Son olarak da bunu göstereyim. Bu biraz aslında bunun özeti. Çeşitlilikten bahsettik. Tamam. Ama bu çeşitliliğin üzerine binen bir şeyler var. Otoriter bir devlet geleneği. Darbeleriyle, 27 Mayıs'larıyla, işte bütün 6-7 Eylül'ler aklınıza ne geliyorsa. Yani birileri bir şeyler organize ediyor ve bu memleketin, bu toplumun yaşama kapasitesinde bir takım erozyonlara sebep oluyor. Travmalar, korkular. Çanakkale Savaşı'ndan 1915'e, 90'larda işte Güneydoğu coğrafyasındaki olaylardan, işte 12 Eylül işkencelerine vesaire her şeye giden bir travmatik bir şey var aslında, korku var. Ama aynı zamanda eşitsizlik ve ayrımcılık var. Yani bu memleket öyle sadece Kürt-Türk meselesi falan, bayağı sınıfsal olarak eşitsizlik yaşıyor. Birileri daha çok kazanıyor bu dünyada. Birileri daha fazla zarar görüyor. Ve bütün bunların yanında bir de gündelik hayatımız var. Tam o çeşitliliği yeniden üretmeye çalışan, üreten bir hayat. Daha doğal durum aslında. Daha doğaya benzeyen durum. Bunun arkasından ne oluyor? Yukarıdan bir yerden gittiği zaman o kimlikleşme çok daha radikal oluyor. Çok daha keskinleşiyor. Öbür tarafta ise daha karşılaşıyorsunuz ve bakıyorsunuz. Aa, biz aslında bir sürü benzer şeyimiz var diyorsunuz. Karşılaşıyoruz ve oradan bir arada yaşama kapasitesi o gündelik hayatın içinden bir yerden daha çok devam ediyor. Tabi arada bir sürü okları falan görüp bir sürü yorum yapabilirsiniz. Ama öbür tarafta kaldığı zaman, aşağıyla irtibatı koptuğu zaman sadece bir üst dilin hakimiyeti altında işte sadece bunlar var, şunlar var diye bir kategorik kimlikleşmeler içinde devam ediyorsunuz. O da oldukça zorluyor meseleleri. Ama ara alanlar var. Bu bir arada yaşama kapasitesinin gerçekten gözlemlenebildiği o işte sınıf, cinsiyet, gençlik, doğa gibi bir takım meselelerde galiba o bir arada yaşama kapasitesinin çok daha güçlü olduğu bir yer. Durum budur araştırmamızın kabaca sonuçları.